Samimi Haber'de İslam Memiş'le paranın şifresi. Samimi Haber ekranlarından hepinize mutlu haftalar diliyoruz ve her pazartesi olduğu gibi bugün de paranın şifresi programında finans analisti İslam Memiş karşımızda. Öncelikle iyi haftalar olsun. Ben de iyi haftalar, iyi yayınlar dilerim Alayna Hanım. Teşekkür ederim. Hemen yeni haftayı soracağım ama öncesinde geçtiğimiz hafta Yeni Merkez Bankası Doktor Fatih Kara'nın açıklamaları biliyorsun ki ekonomi gündemine bayağı bir meşgul etti, damgasını vurdu. Biraz böyle başlıklarla beraber neler söyledi, neler anlattı biraz üzerinden geçelim isterim. Özellikle kredi kartları konusunda bir uyarısı vardı. Evet. Pandemi sonrasında bütün ekonomistlerin söylemiş olduğu gibi çok fazla halkımızın kredi kartlarına yöneldiğini biliyoruz. Bununla ilgili bir düzenleme gelecek mi? Formüller nelerdir? Sizden alalım. Geçen hafta yeni başkan Fatih Bey, Fatih Karan kamuoyuyla ilk kez buluştu. Enflasyon sunumu yaptı. Piyasayla buluşan veya kamuoyunun karşısına çıkan Fatih Bey e, rakamlardan ve verilerden başka herhangi bir tartışmaya veya herhangi bir gündeme girmedi. Sadece hı hı. işini konuştu ve gitti. E, tabii kamuoyuna ilk kez e, çıktı ama içeride gazetecilerin tanıdığı, onun da piyasayı tanıdığı veya ortamı bildiği yabancılaşmayan e, sadece bir ünvan değişikliği oldu. Piyasaya çok da yabancı değil. Çünkü 2023 yılının Temmuz ayında göreve atanmıştı Fatih Bey. Hı hı. E, hem işleyişi biliyor hem e, memeşim şimşekle çalışma yöntemini ve bellemiş oldukları politikaları biliyor ne piyasaya e, ne de dışarıya yabancı her şeye vakıf e, tabi e, zaman zaman köşeye sıkıştırılan veya ağzından tüy almak için veya istismar etmek için çeşitli e, zarf attılar yani soru cevap kısmında gaye hanımla alakalı onunla bununla alakalı hayat pahalılığıyla alakalı ama yemedi yani öyle bir tufaya düşmedi o da zaten böyle bir hamle bekliyordu yani beni de tufaya düşürürler diye. Bu iletişim önemli aslında. Ee, hı hı. karşı tarafın sormuş olduğu e, sorunun niyete niyeti de önemli. İyi niyetli sorular var, tuzak sorular var. İşte hı hı. tuzak sorularla e, köşeye sıkıştırmak, e, mahalle dedikodusu yapmak, e, ekonomiyi biraz daha belirsiz, belirleştirmek yani orada ben bir gazetecilik görevi yapıldığını şahsen düşünmüyorum. Yani burada farklı bir intiba oluşuyor tuzak sorularla birlikte. Kurumun da itibara zedeleniyor. Yani bu itibar zedeleme operasyonu çok da e, geçici değil diye ben şahsen gülüyorum. İçeride de bir takım tartışmalar olabilir. E, yine başkanlık beklentisi olanlar yine gündemi meşgul edebilir. Sosyal medya hesabından farklı açıklamalar yapabilir. E, altyapı oluşturabilir. E, kurumu, kurumdaki işleyişi veya Aha. ekonomi yönetimini farklı dille eleştirebilir ve günün birinde çıkar der ki bir iki hafta içinde büyük bir ihtimalle bu hafta sonuna tekabül eder. Ya ben de istifa ettim. Niye istifa ettin kardeşim? Şöyle şöyle problemler vardı. İletişim şeyi kuramadık. Yeni başkan kendi ekibini oluşturuyor. Olabilir yani herkesin kendi ekibi olacak. Kendi başkan yardımcı olacak. İlla sizinle çalışacak diye bir şey yok. Dolayısıyla e, bu altyapıyı oluşturmak için de biraz daha mağduriyeti ön plana koymanız lazım. Mağdur biraz sancılı bir süreçten lazım. geçiliyor değil mi? Daha önceki e, tabii konuşmalarımızda, bunu, bunu daha önceki konuşmalarımızda söylüyoruz. söylemiştiniz evet. sanki evet. E, Gaye Hanım'ın birdenbire işte dışarıdan gelmesi merkez bankasını karıştırdı, oradaki ekibi biraz rahatsız etmiş olabilir şeklinde açıklamalarınız da var sizin. Yani eski düzen bozuldu. Herkesin buna alışması hmm. lazım. Eski düzen yok. Yani sence süreç olacağını zaten eee Hazine Maliye Bakanı göreviye yeni atandığı zaman zaten kamuoyuna duyurdu. Yani 2024 yılının yaz aylarına kadar sancılı bir süreç geçireceğiz. Herkes hazırlık yapması lazım. Sıkılaştırma politikamızı hızlandıracağız diye bir türlü açıklama yaptı. Yani tam böyle sıkılaştırma politikası devam ediyor. Rezervler atıyor, faiz artırımlarının sonuna geldik. Yani artık bir şeylerin sonuna geldik. İçeride tekrar görev değişikliğiyle birlikte tekrar farklı şeyler yapmak yani intiba bırakmak falan çok da hoş şey değil. Burada yarış görev yarışı olması lazım. Türkiye'yi farklı bir e, alanda güçlendirmek, e, Türkiye ekonomisine katkı sunmak, hane halkını biraz daha rahatlatmak, ferahlatmak. Ben de bir ekonomist olarak, ben de bir e, uzman olarak e, kuruma atandım. Ben Türkiye'yi nereye kadar taşıyabilirim diye bir yarış yapmaktan ziyade Hmm. içeride bir koltuk yarışı olursa e, burada e, ciddi problemler çıkabilir. Yani bir şey çıkacağı değil. Yani göreve gelecek olan onlarca kişi var zaten. O koltuk hiçbir zaman boş durmaz. Ama Tabii. burada niyet önemli. İnsanlar e, göreve geldikten sonra e, bence Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nı aynı TÜİK gibi bir itibar suikastıyla karşı karşıya kaldığını şahsen düşünüyorum. E, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu hafta ve önümüzdeki haftalarda Şubat sonuna kadar veya Mart sonuna kadar yine e, istismar edilmeye, e, yine kurumun itibarını zedelemeye yönelik birçok hamleler yapılacaktır, birçok haber akışları gelecektir. E, o yüzden e, bu tür haber akışlarına karşı piyasalarında, Biraz daha e, dik durması lazım, yatırımcıların biraz daha uyanık olması lazım. Bu itibar suikastları bilerek ve isteyerek yapılıyor. E, bunlar görevden sonraki gelmiş oldukları yerler, gittik gitmiş oldukları yerler malum. O yüzden e, efendi gibi geleceksin, efendi gibi gideceksin, görevini yapacaksın. Çünkü toplum hem psikolojik anlamda hem ekonomik anlamda bu kadar Hı -hı. ağır yükü yaşayabilecek bir durumda değil. Zaten bizim derdimiz bize yetiyor. Doğal felaketler, terör eylemleri, ekonomik krizler. Biz zaten ayrı bir dünyada yaşıyoruz, ayrı bir psikolojide yaşıyoruz. Bir de siz gelip o koltuklara, o makamlara gelip de siz zorundan getiren olmadı. Siz gönüllü geldiniz. Oradaki maaşı kabul ettiniz, oradaki makamı kabul ettiniz, oradaki imkanları kabul ettiniz. Bunun şımarıklığı içerisinde tekrar ben küstüm, oynamıyorum, ben de buraya oturacaktım falan. Orası bir ilgokul değil. 23 Nisan koltuğu değil orası. Orası Hı -hı. devletin makamıdır. E, uygun görülenler davet edilir, uygun görenler de o davete icabet eder, o koltuğa oturur, efendi gibi işini yapar ve gider. Yani bundan başka izah yoktur bu konuda. Peki e, piyasalara yansıması nasıl oldu? İşte açıklama yapıldıktan sonra özellikle nedir altında, gümüşte, euroda, borsada, e, dolardaki son durum? E, piyasanın e, rakamsal değerleri üzerinde herhangi bir değişiklik yok. E, Hı -hı. Borsa yükselişini sürdürüyor. Döviz kurları yükselişini sürdürüyor. Yarın piyasalar için kritik bir gün. Her ayın ikinci haftası Amerika'da enflasyon verisini takip ediyoruz. Yarın Hı -hı. Amerika'da enflasyon verisi açıklanacak. Muhtemelen %3.1 olarak açıklanacaktır. Borsa İstanbul 100 endeksi 9135 puan seviyesinde %1 primli başladı haftaya. Borsada ya ilk kez girecek, ilk kez borsaya giriş yapmayı düşünen yatırımcısı aman dikkat. Yani burası senin böyle giriş yapıp da 1 milyon TL'nin bir hafta sonra 1 milyon 200 bin lira olacak bir ortam değil. Burası hı hı. seni mutlu edecek, seni servet sahibi yapacak bir alan değil. Burası kısa vadeli bir oyun piyasası değil. Burası e, seni mutlu edecek bir e, park değil, oyun parkı değil. Burası bir yatırım piyasası. Burada e, ciddi anlamda insanların farkındalığının oluşması gereken bir ortam ve bir süreçten geçiyoruz. Tabii ki zaman zaman kar satışları gelecektir. Bu yılla alakalı diğer sohbetlerimizde yayınlarımızda 10-15 bin puan ortalaması 12 bin puanı tekabül ediyor. İşte burada 12 bin, 12 bin 500 puan seviyesine kadar yıl içerisinde bir yükseliş öngörüyorum ve bu öngörüm halen devam ediyor. Peki e, ne zaman olacak diyorum bu yıl sonuna kadar yılın sonuna ne kadar var? ...dokuz 9 buçuk ay, 9 aylık bir süreç var... ...şimdi dokuz hmm. ay buçuk boyunca... ...yani ort, ortalama 9 ay diyelim... ...sizin 9 ay gibi bekleme bir süreciniz yoksa... ...bu piyasa size dokuz doğrudur yani... ...o yüzden eğer psikolojisini yönlendiremiyorsunuz... ...eğer uzun vadeli bir yatırımcı olamıyorsunuz... ...eğer kredili işlem yapı, yapıyorsanız... ...eğer e, umut paranızla e, değil... E, ...yani unut paranızla e, bu piyasaya girmiyorsanız... ...ciddi anlamda problemler yaşayabilirsiniz... Şu anda 9000 puan seviyesinin üzerindeki rakamsal değerler risk ne yapacağız tabii ki kar satışlarını bekleyeceğiz. Nereye kadar? 8750 8400. Peki orta ve kısa vadede hangi band aralığını takip edeceğim ben? 8400 9400. Bu aralıklarda bayağı oyalanacak. Neden? Çünkü yılbaşından bugüne kadar 2,5 aylık süreçte işte, borsa %20'lik bir getiri sağladı. Şimdi sana %20 getiri sağlıyorum da her ay sana %20 para kazandıracağım anlamına gelmiyor. Burada hı hı. haber akışlarına karşı kar satışlar olacak, şirket bütçelerini açıklayacak, yatırımcı sayılarında değişiklik olacak, enstrümanda farklı olacak. Şimdi iki tane yarış var tamam mı? Birincisi hı hı. mevduat, ikincisi de e, faiz. Mevduat faizi ve borsa. Şimdi bunun ikisi yarışıyor. Şimdi e, dikkatleri şuna vermek lazım. Bu yıl 2024 yılında yarışı kim kazanacak? Faiz mi borsa mı? Benim favorim faiz yüzde 41 getiri var standart bir getiri yıl Hı -hı. sonuna kadar herkes mevduat faizini tercih edebilir borsadan evet. çıkanlar KKM'den çıkanlar vesaire dolayısıyla burada mevduat normal faizinde... bankaların aylık e, mevduat faizlerinde tutabilecekler evet evet yani burada daha fazla bir rabet e, müşteri rabet olacağını ben düşünüyorum dolar 30 lira 70 kuruş seviyesinde Hı -hı. E, Şubat ayı bitmeden 31 lira seviyesini görürüz. Euro-Dolar paritesi 1.0792. Bu hafta 1.09 seviyesine de falan bir yükseliş bekliyorum. Mesela Euro-Dolar paritesinde 1.08 seviyesinin altındayız ama bu seviyeler bana göre... Kalıcı değil. Tekrar yukarı yönlü hareketler bekliyorum. Ons altın hmm. 2023 dolar seviyesinde. Burada takip ettiğim bant aralığı yine aynı. 2018-2058 dolar aralığı. Bu hafta yine 2050 dolar seviyesine kadar bir yükseliş öngörüyorum. Gram altın 2057 civarında. Burada da tekrar e, 2090 lira seviyesi bu hafta hedef olabilir. E, gümüşün gram fiyatı ve ons fiyatında da yükseliş bekliyorum. O yüzden haftaya ikiye ayıralım biraz erken ayırıyoruz. Ne zaman? Yarın, salı günü. Salı gününe kadar yatay, sessiz, iyimseriz ama salı öğleden sonra Amerika'daki enflasyon verisi açıklandıktan sonra dolar karşısındaki euro, sterlin, altın, gümüş gibi enstrümanlarda yükselişler bekliyorum. Yatırımcılar ona göre karar vermedi. Biz de bizim e, kripto para piyasındaki arkadaşlarımız var. Genç arkadaşlarımız var. Çoğu gençlerden oluşan. 48.280 dolar. %1.5 primle haftaya başladı. Bunlar malum varlıklarını son 2 yıldır %80'ini kaybetti. Altcoin'lerde bekleyen çok var. Halen zararını çıkaramadılar. Böyle her yükselişle haftaya güzel başlıyorlar. Ama haftanın ikinci ve üçüncü günü geldiği zaman da tekrar moraller bozuluyor. İşte ki buradaki baskılanmanın devam ettiğini, ulus devletlerin buradaki piyasayı tekrar baskılamaya devam ettiğini bize gösteriyor. Geniş bant aralığına odaklanmakta fayda var. 38 bin, 48 bin dolar aralığı. Burada ayı piyas boğa piyasası başladı. Burada tekrar yükselişlerinde başladı diye bir şey söyleyemiyorum. Ama burada genelde trend e, çok dalgalı ve belirsiz bir şekilde yoluna devam ediyor. Tabii petrol fiyatlarına bakıyoruz. 82 dolar seviyesinde. Burada 84 dolar seviyesine kadar bu hafta bir yükseliş öngörüyorum. Özellikle petrol fiyatlarında da 80-85 dolar aralığındaki bant aralığı bu hafta Genel itibariyle korunur. Bu haftanın iki önemli başlığı var. Bir, Amerika'da açıklanacak enflasyon verisi. İki, Orta Doğu'dan gelecek jeopolitik gerilimleri tırmandıracak. Yine İsrail başlıklı e, jeopolitik gerilimlerin olacağı bir hafta. Biz beklediğini söyleyebilirim. Peki bugün bir de kabine toplantısı <laughs> var uzun bir aradan sonra. E, ve başlıklara baktığımızda enflasyonla mücadele de başlıkları altında. Bununla ilgili bir adım gelebilir mi? Özellikle ekonomi tarafından nasıl bir hamle gelir? Bununla ilgili bir bilgi var mı? Ee, evet, kabine toplantısında e, piyasaları etkileyecek, para piyasasını etkileyecek bir açıklama şahsen beklemiyorum. Daha çok terör eylemlerine odaklı, jeopolitik gelinlere odaklı bir toplantı olacağını ben şahsen düşünüyorum. Piyasanın beklediği bir şey yok. Zaten zam haberleri, emekli haberleri falan diğerleri hepsi zaten e, konuşuldu, tartışıldı. E, bundan sonraki süreçlerde... E, unutulan bir gerçek var bu zam konusu Hı -hı. açılmışken o da esnaflar malum biliyorsunuz 9000 e, prim günü vardı bunun geçen yıl seçim meydanlarında Sayın Cumhurbaşkanı söz verdi 7200 güne düşürmek için bu evet. sözlerin aradan bir yıl geçmesine rağmen gerçekleşmediğini gözlemliyoruz e, bu taraftaki çalışmalar hangi boyutta burada da ciddi bir olduğunu söyleyebilirim. En son Çalışma Bakanı'ndan şöyle bir açıklama geldi. İşte bayram ikramiyesi şeklinde ama erkeklerde 9.000 olan prim gününün 7.200'e düşürülmesi hala işte merak ediliyor, soruluyor. Öyle bir geçiştirilme cevaplar veriliyor. Biz de takip evet. ediyoruz tabii evet. ki. Peki varsa eklemek istedikleriniz onları da alalım hemen. Benim eklemek istediğim şu anda bir şey yok. Biraz daha yarın Amerika'daki enflasyon verisi açıklandıktan sonra biraz daha hareketlilik yaşanacaktır. Şu anda hı hı. E, beklentimiz sakin, e, iyi bir hafta geçeceğimiz yönünde. Ama dışsal etkenli bir gerilim yaşanırsa da o ayrıyetten tekrar konuşuruz. Peki çok teşekkür ederim katkılarınızdan dolayı. Sağ olun, iyi haftalar. Paranın Şifresi programında finans analisti İslam Memiş bizlerleydi. Burada noktalıyoruz. Bir sonraki programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.